Herkese merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Farming Simulator'un 16. bölümüyle karşınızdayım. Kuvvetle muhtemel ben bu videoyu yüklediğimde siz yeni yıla girmiş olacaksınız. Şimdiden hepinize mutlu, eğlenceli, bol kazançlı ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir ömür geçirmeniz dileklerimle videoya başlamak istiyorum. Bu bölümde daha önceki videolarda bahsettiğim biyogaz tesisinin kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Artılarını, eksilerini, neyle çalışır, bize ne kadar getirisi var, bunların hepsine beraber bakacağız. İsterseniz öncelikle zamanı ileri alalım. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi 300 bin euro bir paramız var. Bu paramız biraz artsın. Yan gelirlerimiz sayesinde tabii ki. Birazcık paramız artsın. Daha sonrasında da artık üzerine kredi çekmemiz gerekirse kredi çekeriz. Ve biyogaz tesisimizi kurarız arkadaşlar. Şöyle fen traktörümüze geçelim. Buradan tavuklarımızın yemlerini dolduralım bu sırada. Tavuklarımız da yumurta üretsinler. Onları da satarız. Videoya çok hızlı bir giriş yaptım, farkındayım. Bunun sebebi biyogaz tesisiyle alakalı size daha fazla şey gösterebilmek. Tek amacım bu şu an için. Önce bu römorku boşalttım ki bu römorkumuz kiralıktı biliyorsunuz. Bunu hemen geri teslim edeceğim. Tamamdır. Hemen şunu bir teslim edelim. Tamamdır. Şimdi class traktörümüzdeki buğdaydan getirip dökebiliriz ama gerek var mı onu düşünüyorum. Yani zamanı biraz fazla ilerleteceğiz. Gerek olabilir. Şimdi tavuklarımızın yemini doldurduğumuza göre zamanı ilerletmeye başlayabiliriz. Bir de şu fabrikalarımıza göz atalım son bir kez. Burada bir eksiğimiz var mı? Burası tamam. Burası tamam. Burası tamam. Şimdi zamanı hızlandıralım arkadaşlar. Arkadaşlar zamanı Nisan ayına kadar ilerlettik. Görmüş olduğunuz gibi 528 bin euro bir paramız oldu. Ayrıca ben bu süreçte gördüğünüz gibi 8 adet kıyafet topladım. Bakın şimdi bir iki tane daha topladım. Artık 10 tane oldu. Daha sonrasında 33k bir yumurta topladık. Biraz daha yumurta oluşmuş. Onları da toplayalım. Şimdi şöyle bir fiyatlara bir bakalım abi bu sırada. Hiç fiyatlara da bakmadık. Zamanı ilerlettik durduk ama yumurta işte. İyi de değil, kötü de değil. Kıyafet birazcık gelişecek gibi duruyor. Hatta ikisi de artacak gibi duruyor. Bakacak olursak şu an yükseliş trendindeler. Gördüğünüz gibi. Bir bakalım. Ben şu yumurtayı toplayana kadar belki ikisi de tatmin edici bir fiyata yükselir. Yani 18 bin euro olsa, kıyafetler için söylüyorum. 18 bin euro olsa, yumurtalar da 2 bin euro olsa benim için yeterli olacaktır. Toplam 43.300 yumurtamız oldu. Bunlar da hani 2 bin eurodan satsak 86 bin euro para yapar. Bakalım 2 bin euroya çıkabildi mi? 1842 var en fazla şu an. Kıyafetlerde durum ne? 18.500. İşte bu artık zaman yavaşlatılır. Çünkü şu an için kıyafetlerin fiyatı beni tatmin ediyor. İsterseniz öncelikle bir yumurtayı satalım. Daha sonrasında kıyafetleri satarız. Hazır yemek restoranındayım. Zaten o da yanımızda bir yer olması lazım. Yine de bir işaretleyeyim abi. Evet. Yanımızdaki yer. Bu arada neredeyse hiç krediye girmeden biz büyük bir ihtimalle biyogaz tesisimizi kuracağız. Çünkü güzel bir yan gelirimiz var. Pasif gelir. Bunun sayesinde çok rahat ediyoruz. Yani sadece zamanı şu an Nisan ayına kadar ilerlettim. Eylül ayından Nisan ayına kadar 500 bin euro kendisi birikti yani. Ben hiçbir şey yapmadım. Herhangi bir satış yapmadım yani. Yumurta satışımızı gerçekleştirdik. 624 bin euro paramız oldu. Şimdi bir de kıyafetlerimizi satalım. Kıyafetlerimizi sattık. 187 bin euro bir para elde ettik. Toplamda paramız ise 811 bin euro. Şimdi çiftliğimize geçelim. Ve şu orta büyüklükteki biyogaz tesisini kuralım. En büyüğünü kurmak bana nedense birazcık mantıksız geldi şimdi. Yani 1 milyon 180 bin euro buna verip ne kadar gelir elde edeceğimiz belli değil çünkü. En azından şunu kuralım ki yanımızda da bir para kalsın. Yani çok fazla da bir borca girmeyeceğiz bu sayede. Bunu en iyisi böyle yapalım arkadaşlar. Şimdi çiftliğimize geçelim. Evet arkadaşlar, çiftliğimize geldik. Hemen şöyle inşaat menüsüne girelim. Ve buradan orta büyüklükteki biyogaz tesisimizi seçerek işleme başlayalım. Başka bir nesnenin üzerine geliyor diyor direkt burada. Ben burayı yapmayı düşünüyordum. Çünkü hani şu peyzaj işlemi uyguladığımız kısımdan itibaren buraya kadar boyarız. Hatta boyayalım beraber. Belki
bir çim parçası falan kaldığı için de şey yapmıyor olabilir. Kabul etmiyor olabilir. Böyle bir durum da var yani. Evet, şu an olabildiğince temizledik aslında. Tamamdır. Şimdi şuradan hemen şu koca olana bir gelelim bakalım. Abi böyle yapınca kabul etmiyor. Başka bir nesnenin üzerine geliyor diyor da. Bakın şuradan itibaren kabul etmiyor ama şurada kabul ediyor. Tamam ya, çok önemli değil. Bence buraya kurabiliriz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şu an biyogaz tesisimizi kurdum. Açılış için vali ve kaymakam gelecek diyormuşum. Şöyle bir bakalım ne var ne yok acaba, merak ediyorum. İlk defa böyle bir makine şeyi kurduk. 250 kW'lık biyogaz tesisiymiş. Ne oluyor şimdi burada biraderim? Silaj var, bulamaç var, gübre var. Kesik şeker pancarı var. Şimdilik. Bundan atarsak bu kadar üretiyor. Bundan atarsak bu kadar üretiyor. Silaj değil. Biz bulamaç dolduracağız buraya. Çünkü büyükbaş hayvancılığı bu yüzden kurmuştuk, hatırlıyorsunuz. Şimdi hemen şöyle bir gidelim bakalım. Büyükbaş hayvancılığı da gerçi birazcık ihmal ettik zaman ileri alacağız diye, ama içerisinde inşallah büyük bir miktar bulamaç vardır. 16 ton güzel. 16 ton iyi abi. Çok kötü değil. Oradan teslim edeceğiz. Şimdi bunun için bir tane bulamaç tankı kiralayalım. Bu arada indirimli ürünü var mı? Hiç bakmadım. Yok. Her zamanki gibi. Bana ne indirime gelir ki? Şimdi bulamaç tankları nerede abi? Şimdi ona bir bakayım. Evet, şu. Değil mi? Evet. Ayarlar. Kirala diyelim. Tamamdır. Şunu bir kenara çıkartırsam. Abi burada bir sıkıntı mı olmuş yine? Hem de çok büyük bir sıkıntı var. Hemen kısa bir reklam arası. Şuraya bir peyzaj uygulayacağım. Nereye gittim ben? Heh. Bu kadar büyük bir sorun olacağını hiç düşünmemiştim ama şurayı bir şöyle şekillendirelim abi. Buradan girip çıkarken sıkıntı yaşamayalım. Herhalde tamam, daha para kesmiyor. Olur olur. Olur, sıkıntı yok. Güzel olur. Şunu bir şöyle bir kenara çıkartayım. Burası da gayet güzel oldu. Ben buraya bütün şeylerimi, ürünlerimi iskifleyebilirim. Gayet güzel, boş bir alan. Ama bu arada biz bu tarlamızı artık şey yaptık yani, eksi ayırdık. Sanayi bölgesi oldu burası. Şimdi bunun nasıl çalıştığını görmek için de zaman ileri alacağız. Yani biz bayağı bir zamanı ileri alacağız aslında. Şöyle şuraya gel bakayım. Dolumu başlat. Evet, dolumu başlat biraderim. 6, 7, 10, 12, 15, 16. Güzel. Şimdi bunu buraya boşalttık mı acaba yüzde kaçını dolduracak bu tesisin? Merak ediyorum. Kocaman tesis aldık abi. Keşke biraz daha küçüğünü alsaydık. 400 bin euro'luğunu alsaydık. Şimdi anladığım kadarıyla bu otomatik olarak satacak. Yani zaman ilerlettiğinde biyogaz tesisi elde ettiği ürünü otomatik olarak satacak. Yine de tam emin olamıyorum. Ne kadar doldurdu acaba, bir bakalım. Bulamaç 16 ton mesela, bu ne kadar alıyormuş ki bulamaçı? Bilmiyoruz. Onunla alakalı bir şey söylemiyor bana ama şöyle söyleyeyim size, bulamaçtan 505, bulamaçtan 455, şu neyse bundan üretiyor, bundan üretiyor ve bundan üretiyor. Daha sonrasında bunları otomatik olarak satıyor. Anladığım kadarıyla. Şimdi çünkü şöyle bir şey var. Bulamaç satılıyor diyor. Bakın depolanıyor diyor. Bir dakika, bunu satıyor da yapabiliriz. Ama mesela şu diğer çıkan ürünleri galiba komple kendisi satıyor. Kumaş dolmuş. Kumaş da alırız ya. Ona hiç bakmamıştım. Galiba bunu dediğim gibi sadece bu neyse bunu depoluyor. Diğerlerini satıyor galiba. Yani görünen o şu an için. Tam da emin olamıyorum ama ona bir bakacağım. Şimdi şu zamanı bir ileri alayım ben. Buna bir görelim ne kadar bir getirisi var.
800 bin euro verdik. 800 bin euro söylerken bile zorlanıyorum artık. O kadar büyük bir para verdik. İnşallah bunun karşılığını alırız. Şöyle bir 2-3 ay bir zaman ileri alalım. Çok değil. Zamanı gördüğünüz gibi Temmuz ayına kadar ileri aldık. Ve 11 bin euro paramız vardı. 166 bin euro para oldu gördüğünüz gibi. Yani bu süreçte bize 155 bin euro para kazandırdı 3 ayda. Yani 3 ayda 155 bin euro gerçekten güzel para. Ama ben daha fazlasını beklerdim. Çünkü bu 155 bin euro sadece bu biyogaz tesisinden gelmiyor. Bizim gördüğünüz gibi orada bir sürü yan gelir ekipmanlarımız var. Onlardan da geliyor. Bulamaç bitmiş bu arada. Yani bunun için sürekli bir bulamaç ihtiyacı var. Bulamaç değilse bile şurada gösterdiği ürünlerden koyabiliyorsunuz tabii ki içerisine. Mesela silaj koyabiliyorsunuz. Bulamaç koyuyorsunuz, gübre koyuyorsunuz, kesik şeker pancarı koyabiliyorsunuz ama dediğim gibi bizim elimizde ve genel olarak en basit bulunabilecek şey bulamaç tabii ki. Bunun için dediğim gibi ahırımız yeterli. Ahırımız hiç küçük değil. Ama bunları hayvanları sürekli besleyip buraya bulamaç getirmemiz lazım ki bunun fiyatını da parasını da çıkartalım. Hatta şöyle yapalım, biz borcumuzu da ödeyelim abi, borcumuz da kalmasın. Öde diyelim. Aa, indirim dürüm var mıydı ona bakacaktık. Ona da bir bakalım. Ya bu Zetor'da neymiş abi, sürekli geliyor ya, sürekli indirime geliyor. Bana şöyle güzel klas bir traktörü verse hemen gideceğim, bir tane traktörümü satıp hemen onu alacağım da. Traktör değişimini de yapamadık. Birazcık sıkıntılar var. Şimdi kumaşlar doluydu sanırım. Onlara bir bakalım. Aynen, bulamaç dolu diyor. Malzeme eksik diyor, pardon. Evet, kumaşlar dolu. Kumaşları bir çekelim. Daha sonrasında paletimiz içerisine, yani römorkumuzun içerisine şuradaki kıyafetleri yükleyelim. Artık onları satar mıyız? Ne yaparız? Stoklar mıyız bilmiyorum. Bir sonraki bölüm ne yapacağız? Bir sonraki bölüm arkadaşlar, şu küçük mandıranın olduğu bölüme kendimize bir artık garaj inşa edeceğiz. Bunun kaçarı yok. Size kaç bölüm öncedir söz veriyorum. Artık bu sözümü yerime getirmem lazım. 15-20 ton. Toplamda 20 ton kumaş çıkmış. Biz bayağı bir zaman ilerlettik. Bu sırada hiç kumaşa falan bakmadık abi. Galiba burası da dolmak üzere, artık yavaş yavaş almaya başladı. Şu kıyafetleri de atayım, şunun içerisinde dursun bunlar da. Tamamdır. Şimdi bu da burada durabilir. Güzel. Şimdilik. 61 bin euro paramız var. Arkadaşlar şimdi biz videoyu burada kapatalım. Bir sonraki bölüm ben büyük bir ihtimalle bu karşınızdaki tarlayı sürerim, ekerim. Güzelce hasatı hazırlarım. Videodayken sizle birlikte orayı hasat ederiz ve daha sonrasında şu gördüğünüz boş alana kendimize büyük bir garaj kurarız. Şu aletlerin şöyle dağınık durmasını hiçbiriniz istemiyorsunuz. Ben de biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi bir sonraki bölüm artık ona da bir çözüm bulacağız. Her neyse arkadaşlar, bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.